1.9 kilometre uzunluğundaki sanayi tüneli de sona yaklaşılıyor. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle tünelde günde 1.5 metre gazi çalışması yapılabiliyor. Tabii 10-15 yıl öncesi bunları konuşmuş olsaydık herkes bu işler için hayal derdi. Çünkü Oyut Tüneli Rize için bir hayaldi. Ta Ekrem Orhon döneminde de konuşulan bir konuydu. Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde de konuşulduğuna dair belgeler var. Dolayısıyla biz bir hayalimizi gerçekleştirmiş olduk ve bunu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştirmiş olduk. 13 kilometrelik, 14 kilometrelik tünellerin konuşulabiliyor olması Türkiye'de hakikaten nasıl bir imalat anlamında, imar anlamında nasıl bir devrim geçirdiğimizi esasında bize gösteriyor. Biz üniversite öğrencisiyken hiç unutmuyorum sürekli Bolu Dağı tünelini konuşurduk ve bir türlü bitmeyen bir tüneli konuşurduk. Hatta patates deposu haline getirilmişti Bolu Dağı tüneli bitirilemediği için, yapılamadığı için. 3 kilometrelik, 2,5 kilometrelik, 3,5 kilometrelik tüneller o gün için çok büyük işlerdi ve yapılamayacak işlerdi. Bugün 14 kilometrelik bir tüneli bugün itibariyle biz açmış bulunuyoruz. Şimdi Zigana'da yine aynı şekilde uzun bir tünel gerçekleştirilecek. Yapılıyor, yapımı da devam ediyor. Ki Cankurtaran'da yine 5,5-6 kilometrelik bir tünel yapıldı. Yine aynı şekilde şehir merkezimize geliyoruz. Rize şehir merkezinde artık 2,9 kilometrelik, 3 kilometrelik çift tüplü bir tünelimiz oluyor çok yakın bir zamanda. Burada da çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir tüpte 480 metre kaldı artık ışığı görmemize. Diğer tüpte de 680 metrelik. Bir mesafemiz var. İnşallah çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Salarha Tüneli'ni de faaliyete geçirdikten sonra Rize'nin hem şehir trafiğini rahatlatmış olacağız hem de Rize merkezi daha iç bölgelere doğru, Salarha Vadisi'ne doğru bu vesileyle taşımış olacağız.